Eski Ünye'nin Sakatlar Derneği Başkanı ama bugünün çiçeği burnunda bize göre siyasetçisi, Saadet Partisi'nden Ünye Belediye Meclis Üyeliğini kazanmış, kendini bildiğinden bu yana sözünü gerçekten sakınmadan söyleyen, söylemek isteyenlere de yol gösterici olan, Ünye'nin yetiştirdiği evlatlardan biri Arslan Güdek Bey ile beraberiz. Arslan Güdek Bey'e siyasetin içinde yeni olmasına rağmen devlet memurluğundan emekli olmuş ve çoklarını görmüş bir şahsiyet olarak son günlerde modası halk nezdinde geçmiş olan falanca yatırım, falanca yere gelecek, gidecek gibi caklı cuklu sözlerden ziyade sözümüzü tuttuk, işte falanca hizmeti de memleketimize getirdik demeleri mi daha uygun, yoksa eski yöntem devam etsin mi diye soruyoruz Sayın Arslan Güdek Bey kardeşimize. Sorumuzu anladınız. Evet. Buyurun efendim. Şimdi ben 56 yaşındayım. Ünye'de yani çok iyi siyasetçiler de gördüm. Maalesef siyaseti gerçekten hak ettiği gibi yapan insanların yanında bunu da bazı menfaatler de diyebiliriz. Bazı kendi şahsi çıkarları içinde kullananlar da oldu diyebiliriz. Tabii ki siyaset çok önemli bir kurum. Ben Arslan Güdek olarak siyaseti bütün çocuklarımıza öğretmemiz gerektiğinden yanayım. Şimdi ya mesela hemen şöyle yaparlar. Bir yerde siyaset konuşulursa ya o burada da mı siyaset konuşuyorsunuz? İşte siyaset konuşulan yerde ne işimiz var bizim gibisine düşünürler. Değil, halbuki öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki biz. Türkiye'nin dört tarafı tamamen entrika, düşman, ihanet çeteleriyle çevrili. Yani bizim bütün dünya nezdinde ülkemizin geleceğini teminat altına alabilmek, ülkemizin haklarını savunabilmek için bizim en küçük ferdimizden en büyük şahsımıza kadar hepimizin siyaseti çok iyi bilmemiz lazım. Tarihimizi bilmemiz lazım. Yani biz iyi siyasetçi insanlardan oluşan bir toplum olmak zorundayız. Çünkü bizim konjonktür gereği, yani bu ülkenin coğrafik sınırları gereği bu mecburi diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki siyasette dürüstlük çok önemli. Ben siyasetin yalan aracı olarak görülmesine de üzülüyorum. Niye derseniz, çünkü mesela öyle yalanlar gördük ki şu Ünye'de. Şu Ünye'de şu geçtiğimiz 20 yıl içinde, daha öncesi de var. Öyle yalanlar gördük, öyle yalanlar dinledik ki yani ben çok üzülüyorum açıkçası. Yani siyasetçilerin siyaseti bu kadar düşürmesine gerçekten üzülüyorum. Yani ne mega projeler açıklandı bu ülkede, bu ilçede daha doğrusu. Şimdi bakıyorum, ya biz 30 yıldır bir organize sanayi, ben gençtim, organize sanayi bekliyorduk. Şimdi benim çocuklarım bana diyor ki, baba bu organize sanayi acaba bize yetişir mi? Bakın, yani 30 yıl oldu ama şimdi biraz rahatladım. Neden derseniz, artık en son Kaymakam Bey de bir açıklama yaptı bununla alakalı. Kaymakam Bey de açıklayınca artık yani o bari siyasi değil, en azından o doğruyu söylemek zorunda diye düşündüğüm için biraz rahatladım. Çünkü ben bunu meclise de sordum. Kayıtlara geçirmek amacıyla. Basın da oradaydı. Mecliste dile getirdim ve sağ olsun belediye başkanımız ilk yılın ilk 3 ayına kadar temel atma çalışmaları başlayacak dedi. Ben tabii ki, ama inanın artık öyle bir hale gelmişiz ki bir paranoya oluşmuş. Yani doğruya da inanamaz hale gelmişiz. Hani ne derler? Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer diye. Şimdi biz artık doğruyu bile üfleyerek yemek zorunda kalıyoruz. Şimdi örnek veriyorum. Geçtiğimiz günlerde işte kültür sitesiyle alakalı. Ya şimdi inşallah kültür sitesinin sonu
organize sanayimiz gibi olmaz. Örnek veriyorum, üniversite kampüsü devam eden. Şimdi nedir bir çalışma orada, ben pek göremiyorum. Yani nedir arkadaşlar bu bir an önce, çünkü bir de siyaseten güçlü şahsiyetler de var ünyemize ait. Bugün Numan Bey siyaseten ünyenin, Türkiye'nin ilk üçünde bildiğim kadarıyla. Yani yine ünyeli bir sürü bürokratımız var. Devletin çeşitli kademelerinde bürokrat olarak, müsteşar olarak, daire müdürleri olarak görev yapan insanlarımız var. Yani bunlar bir an önce bu tür şeyleri, bu tür yatırımları bir an önce yapmaları lazım. Mesela bir konteyner limanı. Yani ben olacağına da inanmıyorum açıkçası. Yani o bir seçim sallamasıydı. Salladılar. Oyları da aldılar, gittiler. Şimdi inşallah bu kültür sarayı maceramız inşallah organize sanayiye benzemez. Çünkü bu ülkenin, bu ilçenin kültür sarayı gibi, bu ülkenin sanatsal, kültürel, sosyal alanlara gerçekten çok ihtiyacı var. Kültür sarayının bir an önce yapılıp halkın hizmetine girmesi lazım. Ha bu da nedir? Bu da ekonomiye dayanıyor yine. Yatırımların da ucu bir yerde paraya dayanıyor. Para nerede diye soracaksanız, vallahi dağları tükettik. Dağlar bitti. Evet. İnşallah olur. Evet. Saygıdeğer izleyenler, Sayın Aslan Güdek siyasette devlet adamlığına yakışır tutum ve davranış içinde olmamız gerektiğine işaret ediyor. Haklı. Oy veren herkes resmen siyasetin içindedir. Bunu anlatmak istedi anladığımız kadarıyla. Onun için siyaset ülke genelinde olduğu gibi ünyede de insanlara, insan dostu canlılara hizmet aracı ise, devlet adına siyaset yapacak kişiler devlete yakışır vasıf sergilemelidir diyor ve kendisine bu meyanda son olarak siyasetin bizzatı içinde olmasalar bile ülke genelinde olduğu gibi ünyede de oy verme yaşına gelmiş insanlarımıza ne tavsiye eder siyaset adına? Vallahi benim yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ben kendi çocuklarıma da aynı şeyi söylüyorum. Yani Allah ömür verirse torunlarıma da aynısını söyleyeceğim. Siyaseti çok iyi öğrenmemiz lazım bizim. Çok iyi siyasetçiler yetiştirmemiz lazım. Siyasetten korkmamak lazım. Bunu yalana bulaştırmamak lazım. Yani bu her şeyden önce biz Müslümanız. Dürüstlükle alakalı, etikle alakalı, ahlakla alakalı bir durum. Yani buraya yalanı yakıştırmamamız lazım. Siyaseti düzgün bir şekilde yapıp bu devleti, bu milleti daha üst seviyelere, daha refah seviyelerine taşımamız lazım. Maalesef şu geldiğimiz noktada ülkemizin gidişatı çok, ben açıkçası söyleyeyim, umutlu değilim. Umutlu değilim. Beni umutsuz yapan şeyler, yani sıralamaya kalksak burada inanın bir gün boyunca konuşurum ben. Herkes işte. Aile, bir ailede 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi, yani büyüyen, az eli makine tutan, az eli çekiş tutan doğru iş alanına yerleşmişler. Yani ailelerin gelirleri müthiş. Orada engelliler sokaklarda, yani işte mendil satıyor ama yani keyfine satıyor. Neden keyfine satıyor? Çünkü mendili satacak başka kimse yok. Yani sokaklar gündüz bomboş. Yani insanlar hepsi sağda solda çalışıyor. Sanayiye, devlet ekonomisine katkı yapmaya çalışıyor. Bir yani şekilde. Sayın Başkanım, şu anda 1980 yılından bu tarafa yüce parlamentoda ünyeden çıkmış üst düzey siyaset adamı evlatlarla temsil edilen ünye halen daha 40 yıla yaklaşmış ünye organize sanayini kuramamışsa, bunda ünyelilerin de bir eksiği vardır diye düşünüyorum. Çünkü var. Seçmekten ziyade ünyeli seçtiği kişiyi denetlemekle, evet, görevde mi değil mi diye denetlemekle mükelleftir diyorum. Siz şu anda ünye organize sanayinin halen daha temel atma aşamasına gelmemiş olmasını değerlendirirsiniz. İnşallah gelecek. İnşallah
iş istihdam kapısı olan Ünye Organize Sanayi bugün en az 20 yaşında olması gerekirken hala 0 yaşta. Evet. Burada saygıdeğer izleyenler, Sayın Başkan'la siyaset adamı genç kardeşimizle yaptığımız söyleşiyi özetlememiz gerekirse, eskiden gelen yanlış bir yaklaşımı bugün kendisi çocuklarımıza da siyaseti öğretmek durumundayız. Gerçekten bilinçli siyasetçi yetiştirebilmek için dediğine göre hakikaten oy veren herkes siyasetin göbeğindedir diyor. Bu arada da bütün insanlarımızı siyaset devlet adamı senden siyasetçi olmaz dedirttiren türden değil, sizden bizden hepimizden adam gibi siyasetçi olur ve devlet adamı olur zihniyetiyle yetiştirmek zorundayız diyor Sayın Başkan. Evet. Biz inşallah bu ülkeyi çok güzel, çok daha üst seviyede, daha medeni, daha insan haklarına saygılı, daha adaletli bir ülke haline getirebilmek için var gücümüzle çalışmak zorundayız. Yani halkımızın lütfen çok okumaları lazım. Yani kitap okumaları lazım, yayınları takip etmeleri lazım. İnanın hiç alakasız insanlar olduk biz. Yani devlet tep şeyler yapılıyor, ülkeler almış başına gidiyor ama biz maalesef insanlar olarak bundan bir haberiz. Yani bugün Avrupa'da, Amerika'da teknolojinin yüksek seviyelerde hareketli alanlar yarattığı bir dünyada maalesef biz köylü gibi kalıyoruz. Bizim bir an önce çocuklarımıza hem siyaseti hem bilimi hem ilimi zorlamamız lazım. Daha bu dünya konjonktürünü yakalamamız lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Tek kelimeyle ülke genelinde olduğu gibi Ünye'de de herkes elini taşın altına koymak zorundadır diyor. Saygılar sunuyoruz.